Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şöyle elimde görmüş olduğunuz Huawei MatePad 10.4'ü kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz biz daha önce Huawei MatePad Pro'yu incelemiştik. Aslında ona benzeyen bir ürün ama ondan biraz daha farklı özellikler sahip. Biraz daha alt seviyede bir model olarak söyleyebiliriz ama donanım özellikleri olarak 3 aşağı 5 yukarı benzer özellikler sunuyor. Bunun farkı şu, bunda klavye ve kablo bu üründe klavye ve kalem özelliği bulunmuyor. Daha doğrusu beraber satılmıyor ama siz kalemini ayrıca alıp kullanabiliyorsunuz bu arada. Onu söyleyelim. Şimdi sıfır ürün geldiği için her zaman yaptığımız gibi kutusundan çıkarmak istiyorum ürünü. Huawei App Gallery logosunu görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Bu üründe Google servisleri bulunmuyor. Yani YouTube, işte Gmail gibi servisleri standart olarak, yüklü olarak gelmediğini söyleyelim. Huawei App Gallery'de Türkiye'de de var, dünyada da var. Birçok uygulamayı bulabiliyorsunuz ama Google servislerinin olmadığını söyleyelim. 10.4 inç olduğunu yazmışlar şöyle kenarda. Zaten biz de söylemiştik. Boyutlarından da bu boyutu görüyoruz. Şöyle bir, şuradan bir tırnağımızı şöyle bir açmaya çalışalım plastiğini. Bıçak almadık yanımıza bu sefer ama bir şekilde açarız diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz uğraşalım. Evet, açıldı. Şöyle biraz ses duyalım bakalım. Evet. Şöyle attık plastiğimizi, jelatinimizi çıkardık. Şöyle kutuyu açalım ve kutu açıldı. Evet. Şimdi kutumuzu açtık. Şöyle bakalım. 10.4 inçlik 1200'e 2000 piksellik bir ekran bizi karşılıyor. Şöyle çıkartalım. Şunu da şöyle kenara kaldıralım. İşte görüyorsunuz şu anda hemen üst tarafta bir kamera var. Tam ortaya konumlandırılmış. Görüyorsunuz bu kamerayı. Bu kameramız 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Arkada da var böyle bir kamera. O da 8 megapiksel sunuyor bu arada, onu söyleyelim. Güzel bir tasarım var bu arada. Ben de önceki modeli de beğenmiştim. Arkadaki kamerayı da gösterelim açmadan önce. Şimdi bir kameramız burada. LED lambamız hemen kameranın yanında. Görüyoruz şu anda ekranda da. Onun dışında arka tarafta başka bir şey yok. Sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Yan taraflara biraz bakalım. Şöyle kameranın olduğu taraftan biraz bakalım. Burada ne var? 4 tane delik var arkadaşlar. Bunlar mikrofon delikleri. Bu konuda çok iyi Huawei. Ben onu söyleyeyim. Yani MatePad Pro'yu da biz çok beğenmiştik bu manada. Burada ses açma kapama tuşlarımız var. Hemen sağ üst köşede önden baktığımızda. Daha doğrusu sol tarafta oluyor önden baktığımızda. Yan tarafa çevirecek olursak bir açma kapama tuşumuz ve hoparlör yuvalarımız var, iki tane. Diğer yan tarafa bakacak olursak Type-C, yani tip C bağlantı yuvamız burada. Ve hoparlör yuvaları da burada. Yani 4 tane hoparlör çıkışı var. Demek ki ses olayında birazcık iyi bir ürün bu. Ki önceki modelde de aynı durum söz konusuydu. Burada şöyle bir bakalım. SIM kart yuvası, bellek kartı yuvamız var burada. Hemen görüyoruz. Buraya bellek kartını arttırıyoruz, onu söyleyelim arkadaşlar. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim ben. Hem de cihazı açalım. Şuradaki güç tuşumuza basarak açalım. Muhtemelen açılır diye tahmin ediyorum. Baktık açılıyor mu? Şu an evet açılıyor şu anda. Bu açılırken kutu içeriklerine biraz daha bakmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle bir iğnemiz var. MicroSD bellek kartı yuvamızın iğnesi burası. Bunun dışında evet şu an açılıyor. Kullanım kılavuzları vesaire bunlar var. Biraz daha bu tarafa bakalım. Şurada bir de kablomuz var. Onları gösterelim. Düştü zaten. Garanti kağıdıymış burada. Şurada bir tane dönüştürücü var. Onu da çıkartayım da görün. Tip C'yi şeye çeviriyor bu. 3,5 mm'ye çeviren bir dönüştürücümüz var. Diğer modelde de bu vardı arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Sonra tip C bağlantı kablomuz var burada herhalde. Onu görüyorum ben. Evet. Şöyle de onu da gösterelim. Zaten çıkmak zorunda bunlar. Bunlar standart aksesuarlar biliyorsunuz. Şöyle bunları koyduk. Başka şunları bir kapatalım şurayı. Şöyle. Burada da adaptörümüz var diye tahmin ediyorum. Evet, şöyle küçük şirin bir adaptörümüz var.
Şimdi cihazı açtık. Bir özelliklerine biraz bakalım isterseniz. Bunlar dursun burada. Biraz özelliklerinden ben açıkçası bahsetmek istiyorum. Kirin 810 işlemcimiz var. 10.4 inçlik bir ekranımız olduğunu söyledik. Şimdi burada Türkçe dilini bulalım. 4 GB RAM, 64 GB depolama alanımız mevcut arkadaşlar. Bunlara ek olarak microSD belleğe kartımız var. Hem önde hem arkada 8 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Şimdi başlayalım diyoruz. Bir dakika, yalnız Türkçe seçeceğiz. Evet. Sonraki diyoruz. Bunlara tamam diyoruz. Sonraki diyoruz. Burayı bağlanmayalım şu anda. Atla diyoruz. Sonraki diyoruz. Sonra devam ediyoruz. İleri diyoruz. Atla diyoruz. Hayır, teşekkürler diyoruz. Daha sonra diyoruz. Daha sonra diyoruz. Bir daha sonra diyoruz. Manuel güncelleme diyoruz. Yeni cihaz olarak kuralım. Hareketleri deneyin diyor. Şöyle yapın diyor, böyle yapın diyor. Tamam, şimdi cihaz açılacak. Biz de göreceğiz. Özelliklerden biraz devam edeyim. Kameralarımız Full HD 30 FPS kayıt yapabiliyor. Android 10 işletim sistemimiz var. MIUI 10.1 arayüzü bizleri karşılıyor. 7250 mAh'lik bir pilimiz var. Wi-Fi AC desteğimiz bulunuyor cihazın üzerinde ve hem 2.4 hem de 5 GHz band seçeneklerinin olduğunu söyleyelim. GPS var, 4 hoparlör var. Az önce gösterdik zaten onu. Huawei App Gallery ekosisteminin olduğunu söyledik. Histen 6.0 3D stereo ses desteği var. Kalem desteği var ama kutudan veya dışarıdan bir kalem çıkmıyor ama haricen alabiliyorsunuz MatePad Pro'da kullandığınız kalemi. Huawei Share desteğinin olduğunu da söyleyelim ve Huawei MatePad 10.4'ün fiyatı ise 2399 TL arkadaşlar. Detaylı bir inceleme gelecek. Bu bir kutu açılımı olduğu için çok böyle hani performansını vesairesini göstermeyeceğiz sizlere. Ama detaylı bir inceleme yaklaşık bir 15 gün içinde Teknoloji Oku YouTube kanalımızda sizlerle birlikte olacak. O gün gelene kadar eğer aklınızda şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, şöyle bir fonksiyonu var mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere iletin ki biz de inceleme videosunda bu soruların tamamının yanıtlarını vermiş olalım arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı ve bizlere aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.